Eurosu yok. Eurosu yok canım söyle. Ya bayağı bir Eurosu vardır bence. <gülüyor> sen <gülüyor> Bu sene bir taneyi çalıştırdı. Çok üzüldü. Biraz da mutluluk <laughs> attı. <laughs> <laughs> Şu istatistiklerde birinciler. En çok gol atan takım onlar. Topla en çok oynayan, crossun etkisiyle isabetli pas yüzdesi en yukarıda olan ve en çok şut atan takım da Almanya. Ya İngiltere-İtalya maçı da acayip. Çirkin bir maç <laughs> <Neden gülüyor> olur. Sahip iyi bir maç olur diyeceğim zahmetli ama. Teşekkürler Tony Kroos. Umuyorum son maçın olmaz. Bir maç daha fazla izlemek için seni Almanya'da destekleriz. <laughs> UEFA Euro 2024 resmi partneri ve Türkiye Futbol Milli Takımları resmi sponsoru Trendyol sunar. Sokrates ekranlarına hoş geldiniz değerli izleyenler. Kupa AS devam ediyor. UEFA Euro 2024 ve Türkiye Futbol Milli Takımları resmi sponsoru Trend Yol'un katkılarıyla hazırladığımız programımız ufak bir aranın ardından sürüyor. Günün maçlarını konuşacağız. İki gündür karşılaşmalar yoktu. Bir boşluğa düştük. Ama son 16 turunun başlamasıyla beraber yeniden müsabakalara kavuşmuş oluyoruz. Aslında çok da büyük bir boşluğa düşmedik. Çünkü SOS, <laughs> efsane yarışması Sokrates'in izleyici doyurdu bu boşlukta. Sen de yarı finalist oldun. Evet. evet. Senin o güzel sunumunla. O 24 zaman... saatte 40 bin izlenme. Damga vurdu turnuvaya. İsmiyle müsemma. Turnuvanın yıldızı SOS oldu. Bir yere Erman Yaşar'ı yanına Kaan Kural'ı koy gerisini düşünmedir. <laughs> Net. Evet. Tutan bir formüldür. O zaman trend yolla günün programına şöyle bir bakalım hangi karşılaşmalar son 16 turunun başlangıcında bizi bekliyor. Bir yandan zaten ekrana da yansıdı. 19 İsviçre İtalya müsabakasıyla açılışı yapacağız. Ardından da Almanya Danimarka mücadelesi. Çok mutlu ve heyecanlıyım. Bu benim 3. kupasım. İki kupa da sağ tarafta oturuyordum ve ekrandan hiçbir şey görememiştim. Şu an ekranı tüm teknolojik verileriyle donatmış olduğumuz bu <laughs> manyak şekilde görüyorum. Senin için böyle bir şey yaptım. Çok teşekkür ve ediyorum Canerciğim daha ilerleyen anlarda buraya fotoğraflarda geliyor. Şey işte fotoğraflar da geliyor hiçbir şey göremedim bir şeyler geliyor ama bunları e, tabii ki göreceksin şöyle Trendyolla günün programına baktığımızda iki maç için e, hangisi sizce öne çıkıyor böyle bir kısa yorumunuz ilk ne olur iki dua yani olmanın da mutluluğunu yaşarken sözü burada estağfurullah söylüyorum. öncelikle Caner'in olduğu estağfurullah. yerde estağfurullah. benim esamem okunmaz Allah. öncelikle ben sözü de Allah. ustama Allah. bırakıyorum <laughs> benim için splinter'dır <laughs> Deli. <laughs> Teşekkür ederim ama Tabii. yani teveccühün tamamen senin soken. hoş gönlün soken. o güzel kalbin her zamanki Berman Yaşar'ın Ya bu iki maçta e, açıkçası en heyecan verici olan e, seçmek de zor. İkisi de aşırı heyecan verici değil. Öyle bir problem var. Ama, evet ama yani eşleşme olarak söylüyorum ama yine de daha böyle e, atraksiyonlu geçmesini beklediğim Almanya-Danimarka. E, açıkçası. Hmm. Ama bir yandan da İsviçre İtalya'nın da daha sürprize açık olması da heyecan verici. Sonuçta İsviçre'nin beklentileri aşması. E, ne olursa olsun grupta herkes daha farklı bakıyordu İsviçre'nin kaderine. Doğru. E, İtalya'nın da grubu aşırı iyi bitirmemesi. Yani pozisyon olarak değil de oyun ve geleceğe tuttuğu ışık ama son alt turunda ya da Turnuvalarda da şöyle bir olay var, gruplardan sonra başka bir turnuva başlıyor her zaman. Bir klişedir ama bazı klişeler doğru olabiliyor. O yüzden klişe zaten. Aynen yani mesela işte çok fazla örnek verebiliriz herhalde. Romanya 98, grubu acayip oynadılar, gittiler son 16'da tuhaf bir maç kaybettiler. İşte ne bileyim e, Hollanda 2008 Euro'yu acayip oynamıştı grubu, gittiler Rusya'dan 4 mü yemişlerdi? Değil mi yemişlerdi? Ee, Arşavin. Ha Arşavin'in acayip bir turnuvası. Pavlyuchenko. Yani, yani o yüzden Pavlyuchenko evet aynen. E, o sene mi acayip transfer yapmıştı mı? Tottenham'a Tottenham yoksa ondan gitti. önce mi yapmıştı? Yok, oradan Orada sonra, sonra gitti. yapmıştı aynı. Velhasıl burada da olma ihtimali var. Yani İsviçre mesela bunu daha önce Fransa'ya yapmıştı. Ee, burada İtalya'ya da yapabilir ya da İtalya tam tersine ritim bulabilir. Öyle bir görüntü de var. O yüzden o maçında böyle bir, bir tahmin edilemezliği, bilinmemezliği de söz konusu ilk maçında. Diyeyim. Yani ben e, İsviçre-İtalya maçında biraz daha böyle bir taktik mücadele ee, bekliyorum. Almanya Danimarka maçı daha keyifli bir maç olabilir İsviçre İtalya'ya göre ama <laughs> e, İsviçre'de benim beklentilerimin e, üzerine çıktı. Yani sonuçlardan ziyade oyun olarak e, yani sonuçları da gayet başarılı zaten de neredeyse yani son dakika tamam, son saniye Fikruf'tan gol yemese Almanya'nın olduğu grubu lider bitirecekti. E, ama ben sonuçtan ziyade hem Almanya'ya hem gruptaki diğer takımlara Kurdukları üstünlük ve Murat Yakın'ın ya yani bence şu ana kadar turnuvanın en iyi 2-3 hocasından biri muhtemelen Murat Yakın. Hakikaten çok iyi planlar. çok üç iyi. maç üç plan gibi çıktı zaten. Evet Çaynı çok iyi, iyi oyuncu tercihleri, oyuncu kullanımları. Ee, ben mesela İsviçre'yi bu, <laughs> burada favori görüyorum. Ee, i̇şin ilginci... Çok kişi de öyle görüyormuş. O yüzden demek ki İtalya rahat kazanacak. <laughs> ya çünkü normalde favori olmaması gereken takımı bu kadar insan favori gösteriyorsa evet. orada ters bir şey çıkar. Ya bak, kimle konuşsam abi İsviçreler şeyler İtalya'yı işte ya biraz şeyden dolayı hem İsviçre'nin çok e, önemli bir grup performansı göstermesi hem de İtalya'nın gerçekten silik e, performanslar göstermesi hem İspanya karşısında Güzel bayağı İspanya. E, dağıldılar Hırvatistan maçın ikinci yarısı da <laughs> çok ortalarda yoklardı yani e, açıkçası Son saniyede Zakany e, son Avrupa şampiyonunu gruplarda elenmekten kurtardı. Ben yine de İtalya'nın ön taraftaki sıkıntılarından da e, sebep e, bu maçta sanki e, İsviçreyi önde görüyorum. Kalifior yok bu turnuvanın yıldızlarından ama <laughs> yani İtalya oraya e, işte Mancini falan koyar. Gonçor da olabilir. E, bir şekilde halleder e, bence. Peki o zaman e, madem zaten İtalya'nın kadrosuna dair biraz giriş yaptık. E, maçları şöyle bir konuşmaya başlayalım daha Tabii. derin. E, İtalya Switzerland demiştik. Sen Calafiori'den bahsettin Erman Yaşar. E, onun kart cezası var zaten. E, çok konuşuluyor. Yani turnuva başladığından beri çok konuşulan <laughs> bir isim. Ama e, başka problemler de olacak gibi gözüküyor. İtalya'nın bu karşılaşmadan önceki son idmanından gelen haberlerde Di Marco'nun takımla çalışmadığı Oynamama ihtimalin bulunduğu konuşuluyor. E, Fagioli'nin, e, Cristante'nin ve El Şaravi'nin de ilk 11'e dahil edilmesi ihtimalinden bahsediliyor ki e, Fagioli ve El Şaravi şu ana kadar denklemde olmayan iki oyuncudan bahsediyoruz. Bir anda belki de İtalya'nın akışını da değiştirebilirler ki İtalya son maç biraz üçlüye döndü. E, çünkü Hı -hı. çaresiz de kaldılar. Hatta Calafiori işte Öne çıkıp zaten golün asistini yaptı Zakani'ye. O da gözyaşlarını tutamadı. Acayip. Ya yazık oldu aslında. O emekten sonra grubun İtalyanlar adına en önemli yıldızı oldu belki de. Hatası olsa da o Aha. ilk maçtaki golde sonuçta etkileyici bir performans sergiledi. Onun olmaması savunma şablonunu nasıl etkileyecek? Tabii çok önemli. Yani Mancini ve işte Darmian orada nasıl performans gösterecekler? Ki Darmian da başlamıştı son maçı ama yani Burada en önemli konulardan biri herhalde e, İtalya'nın o klasik golcü performansını bulamaması en önemli konu. E, onu belki de bilmiyorum. El Shaarabi de tam o tipte bir oyuncu mu? Tartışılır ama deneyimli bir forvet. Belki orada bir farklılık getirebilir. Bazen belli yokluklar belli turnuvalarda e, hiç beklemediğin oyuncuların performans vermesini sağlayabiliyor. E, bir bakıyorsun bir anda sonuçta hep aynı örneği veriyoruz. Belki de 90'a Skilaçi ilk 11 başlamıyordu yedekten gelip etkili oldu ve bir golcü buldu mesela orada. Finale kadar gitmişti İtalya. O yüzden burada da e, İtalya adına belki El abi enteresan bir performans sergileyebilir. Ee, yani zaman zaman Jose Mourinho onu ilk 11'de kullandı. zaman zaman <laughs> Rossi'yi hep kullandı. çoğunlukla. Hmm. Kullandı evet yani. zaman zaman yani yedekten ya. de performanslar oluyordu. Sonrasında sen söylediğin gibi Daniele de Rossi geldikten sonra daha da e, yerleşti <laughs> 11'e ama ya El benim e, ya ilk çıkış yaptığı zaman bile hani çok iyi oyuncu olacak bu dendiği zaman bile çok böyle içime yüzde yüz sinmeyen bir oyuncuydu. Ya şu anki hali de yani seni ne rezil eder ne vezir eder. Yani oynar da yaşlandın ee, Yaşlandım ve Ziya tadında bir. Ya şöyle yani İtalya'nın İtalya milli takımının da oynamaması gereken Tabii yani bir takımın golcüsü değil. Yani mesela. değil yani kanadı da değil, golcüsü de değil. <laughs> kanat forvet Ay, de değil. o gol performansı. Ya bence bu takımın forvetleri için de yani, tabii Skamakka'yı biraz ayırmak lazım ama e, gerçekten yani R Retegui falan 2000'lerin başında e, İtalya milli takımının 21 <laughs> gol sadece golcüler için bir havuz yapılsa ilk 21'ine falan alınmazdı. Yani öyle adamlar oynuyordu İtalya'da forvet. bazı acayip golcüler kadroya giremedi. Giremiyordu. Yani. İleriden o çağrılmıyordu mesela. Ya işte Şanlı yani. Jule... İlerdin olsa şey Montella gibi bak bunların hepsi aynı evet. dönemin oyuncuları. Del Piero'lar, Totti'ler, Vieri'ler, Montellalar, Delvecchio'lum, Silci hepsi aynı dönemdeydi. Doğru düzgün oynayamıyordu evet, Montellalar Delvecchio'lar. Roma'da Montella Delvecchio'nun yediyordu. İnzagiler var. Ha <laughs> yani e, öyle forvetlerden Koca'da bugün Hoca da evlenmiş Filippo Inzaghi. Onu evet. da gördünüz o acayip fotoğraf. Aa, i̇nanılmaz anılar canlandırmadı aa, mı o taraf? sene Salerno Tane'yi çalıştırdı. Çok üzüldü. Biraz da mutluluk attı. <laughs> <laughs> takım, yani kim çalıştırdıysa çok üzüldü. O o bu sene çalıştırma o takımı, güzel insanı. Fotoğrafta bir yeri yanında. Tam Aynen. aradığı oyuncu şu an tabii İtalyan. Vieri be Bobo. Bobo Vieri. Bobo. Ben beğenmiyorum bu İtalya takımını ama ya İtalya'da öyle bir takım Hı. ki abi İtalya takımını ben ya İtalya'nın kazandığı turnuvaların yarısında da İtalya takımı beğenilmemiştir zaten. O yüzden e, turu geçip çeyrek yarı <laughs> falan görürse de bu takım Şok yaşamam ama bence görmemesi lazım. Ben... Hemen çaprazını da hatırlatayım. İngiltere-Slovakya. Ya İngiltere İtalya maçı da acayip. Çirkin bir maç olur. <gülüyor> <gülüyor> ya dursa... Acayip iyi bir maç olur diyeceğimi zannettin ama. yok <gülüyor> <gülüyor> Bu arada bir avantaj ekleyeyim Erman'ın yorumlarına. Donar Ne olsa olsun kader değiştirebilecek kaleci. Çok da, kalemde... yani Aynen. Varken, Aynen. çok kolay değil ama yani bence, bence çıkar. hemen hemen evet. kafa kafayalar. Yani böyle bu tip tur maçlarında eleme maçlarında kaleci çok gerçekten önemli oluyor. Yani o yüzden doğru fark yaratabilir. Tabii yani İsviçre'nin kalitesi de kötü değil de sonuçta. Donoruma bir fark yarattı grupta yani. Doğru doğru kesinlikle. <laughs> Peki İsviçre e, hep farklı planla çıkıyor dedik. İtalya'yı e, İtalya'yı vuracaksa nasıl vurabilir? Neyi seçerse bu maç için Murat Yakın? E, İtalya'nın dezavantajı ne olur? Yani e, İtalya'nın... <laughs> ya ben bir kere... Hücumda çok zorlanacağını düşünüyorum zaten. Çünkü... Ee, görece daha e, sıkıntılı takımlara bile ya, görece daha sıkıntılı demeyeyim de <laughs> e, geride sağlam durabilen takımlara karşı zorlandığını gördük İspanya maçını saymıyorum İspanya maçı Arnavutluk yani işte, e, Arnavutluk maçı ve Hırvatistan maçı e, Hırvatistan Hı? ne olursa olsun işte hala e, stoperi kalecisi eee hatta bu turnuvayı kötü geçirse bile Brozovic önde bir Kovacic'le falan yani e, belli bir güvenliği sağlayabilen bir takım. Arnavutluk keza öyle. hani Arnavutluk karşısında reaksiyonu çabuk verip 2-1'i yaptılar. Ama e, sonrasında kendilerini rahatlatacak golü bulamadılar. Hırvatistan maçı demin de söylediğim gibi son saniyeler. Ben Murat Yakın'ın e, sağlam ee, takımını geride kompakt e, birbirine yakın tutan ve ya, dua kullanılır mı mesela bu maç <laughs> sanki e, uygun gibi geliyor bir açılışta bana. gördük bir daha, daha yani İtal da gol yapamadık e, İtalyanların o güçlü e, savunmasıyla da boğuşabilir, edebilir e, tabi şöyle bir Bologna avantajı var Murat Yakın'ın yani <laughs> Freuler, Abişer ve Damendoye ee, üçü de bu oyuncuların hepsiyle çok yakınlar. Ee, Kalifiyor oynamayacak <laughs> ya takım arkadaşları ama e, diğerlerini de çok yakından biliyorlar. E, ben ya yani Murat Yakın'ın doğru planla e, sahada olacağını ve e, İtalya'yı hem az pozisyon vereceğini hem de e, gerekli tehditleri de ortaya koyabileceğini düşünüyorum. Yani Murat Yakın ilk Penal Maçı'ya geldiğinde futbolcu olarak şey hatırlıyorum. Yani bu adam sürekli yana pas yapıyor, Hı, oraya aynen. pas yapıyor diye Böyle bayağı eleştirildi. Sonra onun pozisyonu o tip oynamak çok önemli hale gelmişti modern futbolda. Ee, çok da zeki bir oyuncuydu. O zekasını bence teknik direktör olarak da yansıtıyor. Yani rakibe göre sen de söyledin Emre. Aynen. Güzel söyledin yani her takıma göre iyi bir strateji hazırlamış ki. O strateji, strateji hazırlamak için de onu yapabilecek oyunculara da ihtiyacım var. Ee, İsviçre'nin de deneyim anlamında so turnuvalarda tabii ki belli genç oyuncular eklendi ama Embolo bile Embolun üçüncü galiba Euros. 2016'da oynamıştı hatırlıyorum hatta biz Sokates'te genç eki vermiştik. İlk ofiste. Birel Embolo'yu <laughs> yapmıştık. <gülüyor> evet, genç ekinde vardı. Genç ekine koymuştuk o zaman yıldızı parlayacak e oyuncu diye. Ya burada çok şey değil fiziksel olarak aşırı formda değil ama kenardan gelip etki yaratıyor. Şakiri var yani böyle hamle oyuncuları da var mesela öyle bir şeyi de var. İsviçre halbuki gruba ilk başlarken ya bu takım ne yapar? Ee, de çok, çok kötü geçtiği için onlar için. Aynen bravo ama işte turnuvada <laughs> oynamayı bence çok bilen de bir takım. Daha önce Kesinlikle. geçmişte belki büyük performansı yok ama böyle maçlarda en korkacağın takımlardan biri bence ne olsa olsun. Ters gelebilecek bir rakip ve şu anda da ben Erman'a katılıyorum. Yani mesela ilk defa bir eleme maçında herhalde İtalya'nın önüne koyabiliyorsun bu tip bir takımı. Yani daha genelde turnuva kazanmamış geçmişte. İşte büyük turnuvada şampiyonluğu olmayan bir ekip olarak İsviçre'yi öne koyabiliyorsun. Ama ne olsa olsun da ya bu, bu işte demin bu maçın heyecan vericiliği oradan geliyor dememin sebebi bu. Tahmin edilmesi zor karşılaşma herhangi bir sporda. En heyecan verici yarıştır. O yüzden de saha içindeki oynanan futbol kalitesi belki çok yüksek olmasa da maçın gidişatı açısından çok enteresan gelgitlerin yaşanabileceği de bir maç. Bence de. Çünkü hamle yapabileceği oyuncular da var. Ee, bir de mesela Chiesa grupta iyi oynamadı. Ama İtalya'da bu maçta bir anda iyi bir Chiesa ortaya çıksa farklılaşabilir. Ama İtalya için en büyük sorun İsviçre'nin karşısında bek performansı anlamında. Dimarko'nun olmayışıyla o başarılı olduğu dönemlerde her zaman forvetler orta sahalar konuşulur ama iyi bekler her zaman olmuştur İtalya işte Grosso'dan Zamburotta'dan şey neydi Panucci'ye yani her zaman o iyi e bekleri olmuştur. Hem savunma yapabilen hem ucuma çıkan maddelerden bahsetmiyorum bile zaten. Ee, o yüzden burada İsviçre'nin mesela o anlamda bence bir kadro formu ve kadro devamlı avantajı da var açıkçası. Doğru. Onu evet, da İspanya'da, e, İspanya İtalya'da e, çok fazla oyuncusunu kullanmış olacak muhtemelen evet. bu cezalar, Hı -hı. Evet. sakatlıklarla beraber 26 kişilik grubun Türkiye büyük 2008 kısmını, gibi. Hani Türkiye nasıl bu seferi de öyle. <laughs> e, ama hani Portekiz'i İspanya'yı bir kenara koyarsak onlar son maçlarda zaten lider olduğu için çok büyük rota yaptı. Onlar haricinde biz ve İtalya en çok <laughs> oyuncu kullanan e, takımlar oluyor gibi diyeyim. Almanya Danimarka hani maçına ev sahibinin karşılaşmasına sizi taşıyayım. Westfalen'de Dortmund'a gidiyor Alman milli takımı. E, evet Fülkrug'un son anlardaki kafasıyla liderliği <laughs> kurtardılar ama şu istatistiklerde birinciler en çok gol atan takım onlar topla en çok oynayan Cross'un etkisiyle en çok isabetli pas yapan, <laughs> e, isabetli pas yüzdesi daha doğrusu en yukarıda olan ve en çok şut atan takımda Almanya, e, Tah'ın oynamayacağı bir karşılaşma ama Schlotterbeck gelecek oraya gibi gözüküyor. Ve e, takımda birçok işte bu istatistiklerde işleri iyi giderken hamleler de şu ana kadar hep iyi gidiyor. Mesela e, Nagelsmann'a son maçtan sonra... Neden Bayern'i Fülkrug'dan önce aldın gibi bir soru soruldu. Bir eleştiriye de yakın bir ton vardı. O dedi ki: "Savunmanın arkasında boşluk gördüm. Bayern'i alınca savunma Danimarka'da, düzeltiyorum İsviçre'de geriye yaslandım. Öyle olunca bu sefer Fülkrug'a attım, Raumo'a attım. Birinin ortasında biri kafa vurarak golü attı zaten." diyor. Yani ne yaptığını da zaten hani bilen bir hoca olmakla beraber yaptıkları işliyor da şu ana kadar. Ama tabii Almanya'nın defoları da var. Bu mücadeleyi nasıl yorumluyorsunuz? Almanya ile girişi yaptım. Ya şimdi öncelikle Niklas Fülkurg'a kızıyorlar mıdır son dakika golü attığı için? <laughs> e, onu merak ediyorum. Çünkü Almanya ağacın soluna gitti grup lideri olarak. Ağacın sağına gitseydi evet bu tur İtalya ile oynayacaktı. Sonra İngiltere. E, İsviçre'nin yerinde onlar olacaktı çünkü. Sonra da kağıt üstünde baktığında İngiltere'si var. İşte yukarıda Avusturya'sı şusu var ama... Ee, şimdi İspanya ile oynayacaklar. Yani bu İspanya'yla mı oynamayı tercih edersin? Ee, ya turnuva başında belki İspanya derdin. Ama şu anda problemleriyle beraber Aynen. çeyrekte İspanya'yı mı tercih edersin, İngiltere'yi mi? Bir de bu İtalya'yı tercih eder misin? Edebilirsin. Kesinlikle tercih eder. Yani bu Almanya bu İtalya'nın karşısında bu cümle çok, oldu ama? çok büyük favori çıkar. Çok büyük favori çıkar. Yani İspanya-Gürcistan maçı çeyrekteki rakibin altta da Portekiz-Fransa-Slovenya-Belçika var. Yani büyük ihtimalle yolun yarıda da Portekiz-Fransa ile eşleşecek. Fülkruk golü atmasaydı biraz daha formsuz ve e, yani tamam İngiltere ama işte sonrasında Türkiye-Avusturya-Hollanda-Romanya e, galipleri... Biraz Kürcistan daha Gürcistan yenerse o iş değişir. Bu sefer Aynen. teşekkür etmek zorunda <laughs> <planında> kalırlar. <laughs> olur. Aynen. Ama biraz daha kolay tarafa gideceklerdi. Tabii bunu hesaplayamazsın yani. Bu mümkün değil. Kimse bilmiyordu ee, ağacın bu kadar enteresan şekilde e, farklılaşacağını. Onun dışında tah oynamayacak ama ben Şolot zaten şampiyonlar liginde çok hayranlıkla anlattım. Bayıldığım da bir oyuncu. Hatta yani e, savunma yönünden Taht daha güvenilir bir oyuncu olabilir ki. Şulat Erbek de hiç kötü bir savunmacı değil yani. Bunu söylemek istemiyorum. Ama ayak yönünden geride daha da yukarıya çıkarabilir takımı. Müthiş bir oyun kurucu çünkü. Müthiş bir sol stoper. Ee, Nagelsmann'ın altını çizdiği şeyler önemli. Tabii şu da yani biz işin biraz e, buradan tablo yönüne bakıyoruz ama... Nagelsmann şunu söylüyor ve bence de doğru. Kendi evinde oynadığım bir turnuvada İsviçre gibi... Ne olursa olsun yani Fransa değil bu takım. Ee, bu takımın gerisinde kalıp ikinci çıkmak e, ülkedeki havayı ve e, kamptaki havayı biraz farklılaştırabilirdi. Güzel bir ruh gösterdik, güzel bir geri dönüş gösterdik ve şu an ülkede ve kampta hava mükemmel diyor. Ee, e herkes söylüyor ya bütün takip eden evet. mobiller de yani Almanların sürekli formayla gezdiği, sürekli o olumlu havayı yansıttığını söylüyorlar. Ben Danimarka'yı da çok beğenmediğim için bu turnuvada o yani Birazdan Caner'de konuştum biraz. Peki. Sonrasında ben e, <laughs> tekrar sözü alırım gerekirse de. Ben Danimarka'nın da ne üreticiliğinden çok memnunum bu turnuvada ne ortaya koyduğu performanstan çok memnunum. Üç tane beraberlikle e, çıktılar gruptan. O felaket grubun. Ben Almanya'nın İsviçre maçındaki kadar problem yaşayacağını zannetmiyorum. Sanki böyle ilk yarıda bir öne geçer Almanya sonra da kontrol eder maçı gibi geliyor. Evet Danimarka hakikaten dediğin gibi mesela bir önceki turnuvada Hı -hı. En e, hoş gelen futbollardan birini oynamışlardı ki, biraz eriksen içinde oynama durumu var gibiydi. Ama sonuçta Hı -hı. orada mesela Bekler çok etkili performans sergilemişti. Mühle, Mühle miydi? Mele. 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 Hep onun okunuşunu yanlış söylüyorum. İskandinav dillerindeki sesler <laughs> üstüne dikkat etmek <laughs> lazım efendim. Neyse, Mele mesela bu turnuvada o bile hani böyle çok sönük, for, genel takımın formunda sanki bir düşüklük var gibi. Halbuki bu ekibin büyük bölümü aslında geçmişten beri beraber oynamaya alışkın bir takım işte. Bront bir kökenli çoğu falan. Hı -hı. Ee, şey pardon e, yani birçoğu beraber oynamaya alışkın uzun zamandır oynuyorlar. Bunu bir şeyden gideceğim. Mesela 92 takımı da yani hiç öylesine umursamayan bir takımken gelip böyle grupta <laughs> da çok iyi oynamıyorken sonra e, gidip Almanya'yı yenmişler yeri finalde ama yani sonuçta o 32 yıl önce olan 8 takımla oynanan bir Euro'dan. Şimdi burada Almanya kendi evinde başka bir konsantrasyonla oynuyor. İşte tarihsel olarak herkes o bağlantıyı veriyor. Bakmayın Aynen. Danimarka hani böyle şeyler de olabilir diye de bu ışığı çok vermiyor. Şimdi bunu dedim bugün <laughs> Danimarka Baskın, bir acayip veriyormuş falan Olabilir yani futbol bu zaten futbolun üzerine kurulu Burada sadece eğitilmiş tahminler yapmaya çalışıyoruz Daha öncesinden Ne güzel bir söz bu Educated guess <gülüyor> Müthiş <gülüyor> Doğru mu çevirdim hatırlamıyorum ama bunu hep İngilizce abi. kullanmayayım 2008 abi. sonları 2009'da hmm. Eurosport'a girdim Canereler'den öğrenmeye başladım Yıl 2024 15 sene geçti Hala bu adamdan ya, öğreniyorum ya Damlıyor ya adamdan damlıyor üzerime damlıyor ya. Canımsın. Ben de senden çok şey öğreniyorum. Estağfurullah. Estağfurullah. Benim böyle için gittim. süreç daha geç başladığı için çok üzgün Ben daha <laughs> geç tanıştım. Olabilir. Aa. 15 seneye erişemedim. Estağfurullah. Erişirsin. Senin de o zamanın geçti. Utandırıyorsunuz arkadaşlar. Canımsınız. Bu arada e, Danimarka meselesinde son şeyi söyleyeyim. E, böyle bir e, şey e, ışık vermiyorlar dedim ama ne olsa olsun da e, şöyle bir e, Eriksenli bir kadrodan da. Bir sürpriz enteresan olabilir. Ben Almanya bu arada hani turnuvada ilerlesin isterim. Ev sahibi oldukça heyecanlı her zaman daha güzel olur. Ee, ama e, ya sürpriz yapma ihtimali de var mı? Çok yok gibi ya. Yani ya Almanya Hoylund, bu haliyle. Arayla... Hoylund bir tat vermedi bana bu turnuvada. Ha, yani, merhaba, güzel söyledin. Evet. Bir o şeyini yakalayamadım. Manchester United'da sezon ortasından sonra özellikle e, CL'de başlamıştı tık 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 atmaya. Bir de ilk milli takım maçları da bir 7 maç 7 gol gibi giriyor sanırım. Hı -hı. Performans da çok yüksek. Yani İtalya'da olsa ister İtalya Hoyt. Iı, birçok takım ister yani 9 numara <laughs> sıkıntısı birçok takım. Biz de isteriz mesela. Biz de isteriz. Ee, <laughs> ama çok etkili değil. Çok etkili değil şu ana kadar. Yani Danimarka skor yapmakta zorlanıyor. Bu arada Kartel Argun'un enteresan bir notu olmuş burada, ee, çok hoş bir not, hoşuma gitti. Sinek olayı değil mi? Ee, burada bir tavsiyem olacak. Ee, Almancam yok o yüzden varsa, birisi iletirse sevinirim. Ee, belki buradan Almanya'daki ekibimize gönderebiliriz. Ee, kakao bazı sinek ovucu demiş de, kahve evet. yakarsanız hocam, sinekleri daha kolay uzaklaştırırsınız. Ya bataklığın ortasına oturun, şuraya bir kahve yakın, sinekler gelmez, öyle söyleyeyim hmm. genel olarak. Ee, o yüzden de kahve yakarsanız bir Türk kahvesi gönderelim şeye vardır Almanya'da. Bulunur. Bir kahve uzmanı da işte bunu da <laughs> Diğer kakao kahvesi de olur yani şey kahve de olur. Diğer bazlı kahve. Kakao bazlı sinek kovucu sıkılıyormuş. Bak kakao bazlı olması aslında bir bağlantı. Yani bir paralellik içeride. Ama berbat kokuyormuş evet. ve bütün Alman futbolcular demiş ki aga demişler öldük ya yani bu kokuyu. <laughs> i̇şte kahve yakarsa o kötü kokmaz. Daha güzel Aynen. kokar. O yüzden söylüyorum. Kakao daha kötü kokabilir de. Sinek Geçen kok... burada ilaçlama aracı geçiyordu. Hmm. Canan Duygu koşarak içeri girdi. <laughs> İlaçtan kaçmak. Ben biz küçükken arkasından koşardık evet, evet ya, ben de. Evet. Her çocukta biraz gerizekalılık <laughs> bir var. Arkada kamyonetin <laughs> arkasında koyarlar diyor. Musun? Aynen. Şimdi şimdi çıkıyor mu diyorsun ya bunu? Ya olur mu abicim sen gazın peşinden niye koşuyorsun ya? Almanya'da kampı... Basabilir o... abi sinek çünkü Almanya Allah kampı atarsanız. nerede? Onu merak ettim ben. Yoğun sivrisinek Almanya'da nerede? Ya çünkü doğru? Almanya... Abi sivrisinek <laughs> çok yayıldı yani. <laughs> Acı bademde her gece vız 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 vız, vız. vız, vız. handan 3 tane alıyor, 6 tane miy alıyor, 9 tane sinek her gece gidiyor bizim evde Ona vefat rağmen. ediyor. Ona rağmen. Ona rağmen benim tepemde 4 tane falan geziyor. Yani. Sen ne <laughs> kullanıyorsun ama bir ilaç bir şey? Kakao bazlı mı? Kakao şey. bazlı. Yok hiçbir şey kullanmıyorum <laughs> Ya şey falan taktırıyorlardı prize işte ha. bunu takın gece kalk. Benim gördüğüm en dehşet sinek öldürücü alet bu elektrikli şey var diye bızzt. Evet, evet ya o, o çok hocam çok güzel şey hayvan şey, ya, şey, ya, yani. şey bir de tuz tabancası var. Neyse Almanya kampındaki sinek problemine <laughs> çözüm bulduk sanırım. Birçok alternatif ürettik en azından. Evet. evet. Peki yavaş yavaş e, toparlayalım, <laughs> kapatalım istiyorum ama <laughs> öncesinde bir, bir Tony Cross atacak mısın Aa, yani? Ya böyle evet. bir topçu olur mu be? Vallahi acayip ya. Bugün belki son maçına çıkıyor olabilir ya futbol kariyerinde. Öf. Her maçı artık son olarak yaşayacak. Düşer mi bir damla? son maç olursa. Ben çok kötü olurum. Ben şeyde de çok kötü oldum Wembley'de. Hı, son Real Madrid maçı. Hı, nasıl kötü olduk herkes? Çok büyük top. Böyle böyle hareketler yapıyoruz falan. İnanılmaz bir oyuncu ama yapacak bir şey yok. Yani her güzel şeyin de bir sonu var. Ya böyle bir seviyedeyken bırakma kararı da. Bu seviyedeyken de futbolu bırakmak hakikaten <gülüyor> <gülüyor> yürek ister. Çünkü ya yani çok rahat, çok ciddi kazanımları evet. olabilirdi ama adam diyor ki ben zaten kazanacağım her şeyimle kazandım. Vay be. Teşekkürler Toni Kroos. Umuyorum son maçın olmaz. Bir maç daha fazla izlemek için seni Almanya'yı da destekleriz. Ben de buna katılacağım. Danimarka bana da be, pek yani. tat vermedi zaten. Bir de ee, hani Grupta acayip futbol oynasa dersi ki hocam yürüsünler. Dedi Doğru konuşuyor. Yalan yani Toni Kroos ve ben de destekliyorum hocam yani. Doğru konuşuyor. E, Ağzınıza sağlık. Kendisini bu arada Kim ben o? de 17'de yaş altı Dünya Kupası'nda <laughs> o zaman Eurosport'ta yayınlıyorduk. Yayınlardık. Toni Kroos turnuvanın oyuncu seçilmişti. Daha oradan beri hakikaten böyle bu yaşa gelirken inanılmaz bir kariyer gerçekten. Tanık olmak da bizim için herhalde hepimiz için özel olsa gerek. Özel topçu. Almanya'da da böyle topçu her zaman böyle büyük şey bahsedeceğin topçu her zaman olmaz Zaten... yani. Zaten... Dönmesi şu milli takıma. Aynen. Havalarda Kim oynayacaktı yani? Ya havalarda dönüyorlardı. Bundan, sen de Mateus vardı. Mateus ha. Kim evet. Mateus tarihinde en iyi Mateus Alman diyor. oyuncusu demiş Toni hani Kroos için. Geçen açıklama yapmış. Kim Mateus Ki? yani, acayip oyuncudur. Beckham Bauer'ler falan var yani. Doğru. <laughs> bir de mesela Orhan falan yaptığımız programlarda Kroos konuşurken o da söylüyor daha kimde olduğu için. Ee, yan pas Kroos diye falan dalga geçtikleri bir dönem varken. Işte. Yani nereden nereye olayın gelmesi. Düşün e, ee, bu yokluğunu de biraz anlayınca değerini biliyorsun demek ki Tony Kroos'un. Kupası yok değil mi? Ne demek lan kupası yok? Dünya Manyak Adamın yok, tane yok. tane kupası yok, var. Eurosu yok. Eurosu yok. Ya baya bir eurosu vardır bence. 40-50 milyon lira vardır. <laughs> baya bir eurosu evet, vardır. Evet. Yani. Tahmin ediyorum. Bu euroya ihtiyacı var mı bilmiyoruz da. Ha, euro ile veda etse diyecektim yani, de. O kadar eurosu o kadar olmasa değil, kadar zaten 2 sene Arabistan yapardım muhtemelen. Yani evet. Bak, bak Nacho'ya o kadar eurosu yok. Yok. <laughs> Nacho. 10 sene 800 bin euro oynadır. Burada bir Nacho ile ilgili bir espri bekledim ama. <laughs> Nacho da çok delikanlı çocuktur. He. 20 küsür sene emekçilik yaptı takımda. Helal olsun Nacho. Nachos. Öf. Olsa da <laughs> yoğurda bana bana. Yoğurda bana bana bu Şöyle sıcakta. Sour cream. Öf 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 öf. Tar öf. Akşam maçları izlerken bu keyifle. Yoğurdunuza banınız. Çıktın. Öf. Diyorum. Ekleyeceğiniz bir şey yoksa. Yavaş yavaş. canım yaptım. yoğurtlu Ağzını makarna çıktı. He. Öf, Hep makarnayı ben be. ketçaplı yerim normalde ama şu an canım böyle yoğurdu. Çok böyle da güzel olur <laughs> ha. Nihat kahveci anlatıyor ya. Yoğurdu <laughs> makarnaya koydum. Real Sociedad şok oldu herkes şey falan diye. <laughs> Benim de aklıma direkt o geliyor. <laughs> çok iyi. Ya Real Sociedad'lar ne iş oyunu yapıyorsunuz aslanım? Konur. Ben de az koyuyorum. Ben de ketçapla yerim yani. Konur, konur ya. Konur, konur konmaz. Biz analarımız bunları yaptı. bunlar bask şeyi ya. kilometre başında en çok. şey bir daha yani. Michelin yıldızlı restoran. Gastronomi. Gastronomi. San Sebastian hocam kolay Bir cheesecake olsa da ettik. <laughs> Hiç Oradan çok genel aldı. <laughs> Cheesecake'e götürdü bizleri. Ağzınıza sağlık. UEFA Euro 2024 ve Türkiye Futbol Milli Takımları resmi sponsoru Trendyol'un katkılarıyla hazırladığımız kupası şimdilik böyle olaylı bir şekilde noktalıyoruz. Ee, yeni bölümlerde görüşmek dileğiyle hepinize hoşçakalın diyoruz. UEFA Euro 2024 resmi partneri ve Türkiye Futbol Milli Takımları resmi sponsoru Trendyol sundu.